Bu doğrular x ekseni üzerinde dik kesiyorlarmış birbirlerini. Yani aslında şöyle bir durum söz konusuymuş. Bir koordinat sistemi çiziyorum küçük. Şöyle. X ekseninin üstünde doğrulardan biri şu. Biri bu. Diğeri de şu. Birbirlerini dik kesiyorlar. Bu şekilde. Şimdi eğer iki doğru birbirini dik kesiyorsa, dik kesişiyorlarsa eğimlerinin çarpımı eksi bir olmalı. Yani biz bunların eğimlerini bulabiliriz. Eğimlerini. Eğimlerinin çarpımı eksi bir olacak. Şunu da söyleyebiliriz. Kesim noktaları x ekseni üzerinde olduğuna göre ordinatı sıfır olacak. Yani ikinci bileşeni sıfır olacak kesim noktalarının. Şunu yapabiliriz. Buradaki bahsi geçen nokta, şu nokta, şöyle bir nokta seçiyorum. Şimdi apsisi belli bir sayı ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela k diyebiliriz. Tabii ikinci bileşeni de sıfır olacak ordinatı x ekseni üzerinde oldukları için. Şimdi bu noktayı her iki denklemde sağlayacak. Yani biz şu k virgül sıfırı bu doğrularda yerine yazarsak şunu elde ederiz. Birincisinde yazıyorum. Şimdi x'in yerine k yazacağız. Y'nin yerine de sıfır yazacağız. Bu durumda şunu elde ederiz. Şöyle yazıyorum. AK, A çarpı K artı 4 çarpı 0. 4 çarpı 0 eksi 12 eşittir 0. Şuradaki 4 çarpı 0 gidecek. AK eksi 12 eşittir 0. Eksi 12'yi karşıya atarsak buradan şöyle devam edelim. A çarpı K eşittir 12 gelir. Şimdi bunu bulduk. Gelelim ikinciye. K virgül 0'ı burada yerine yazıyorum. Yani x yerine k, y yerine 0 yazalım. Bunu yazarsak şuna dönüşecek. Onu da kırmızıyla yapıyorum. 2 çarpı k ikinci denklemde. Eksi b çarpı 0 artı 6 eşittir 0. Buradan 2k, tabii şurası gidecek 0 olduğu için. 2k eşittir eksi 6. 6'yı karşıya atarsak. 2k eşittir eksi 6. 2'ye bölünce bizim k'mız eksi 3 gelir. Şimdi k'yı bulduk. Eksi 3. Şu yukarıdaki denklemden, kaldığımız denklemden devam edelim. A k 12 idi. Şimdi a şuradaki k'nın yerine de eksi 3 yazalım. Eksi 3 eşittir 12. Şimdi eksi 3'e bölüyorum her iki tarafı. Buradaki eksi 3'ler gitti. Şurada a kaldı. Eşittir 12'yi 3'e bölüyorum. 4 önünde de eksi var. Yani eksi 4. A sayımız eksi 4. Şimdi bunu işaretliyorum. Bu bir köşede kalsın. Şimdi yerine yazabiliriz şu a sayısını yukarıda. A sayısı eksi 4. Birinci denklemimiz eksi 4x artı 4y eksi 12 eşittir 0. İkinciyi yazabiliriz. A yerine eksi 4'ü a yok tabii aşağıda yazalım ikinci denklemi. 2x eksi b'ye artı 6 eşittir 0. Şimdi şunu yapabiliriz. Şunu yapmak mümkün. Bu iki doğru birbirini dik kestiği için eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak. Şimdi eğimlerini bulalım. Birinci doğrunun eğimi, şu doğrunun eğimi, tabii y'sini yalnız bırakmalıyız. Şöyle yaparız. 4y, şöyle biraz yukarıdan yazayım, yer kalmayacak yoksa. Şöyle yukarıdan devam ediyorum. Şimdi y'sini yalnız bırakırsak 4y eksi 4x'i ve eksi 12'yi sağ tarafa atarsak 4x artı 12 olur. Şimdi 4'e bölersek y eşittir. 4'e bölüyorum x, 4'e bölüyorum 3. X'in katsayısı eğimi verecek. Yani bu doğrunun eğimi m1 diyelim 1 olacak. Bu doğrunun eğimi 1. Şimdi ikinci doğrunun eğimini bulalım. Yani şu doğrunun eğimi. Yine y'sini yalnız bırakacağız. Eksi b'yi karşıya atarsak 2x artı 6 eşittir b'ye. Bunu da b'ye böleriz her iki tarafını. Şöyle b'ye bölüyorum. Bu b'ler gitti. X'in önündeki ifade yani 2 bölü b eğimini verecek. Eğim 2 bölü b. Şimdi eğer iki doğru birbirine dikse eğimlerinin çarpımı eksi 1 oluyordu. O halde m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 olur. m1'imiz 1, m2'miz 2 bölü b eşittir eksi 1. B'yi karşıya doğru yollarsak
Şöyle olacak. Sol tarafımız 2 eşittir b çarpı eksi 1 eksi b. Eğer eksi b 2 ise b'miz de eksi 2 olur. Tabii halen bitmedi soru. Bizden istenen şey a artı b idi. A artı b. Şöyle yazıyorum. A artı b. A sayımız eksi 4. B sayımız eksi 2. Toplarsak da eksi 6. Yani bu işlemin sonucu bizim aradığımız değer eksi 6.